Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde bir Real Zaragoza maçı var. Ondan sonra Fiorentina maçına geçeceğiz. Diyezi bir türlü karakterini değiştiremedik. Kafa vuruşu 14'e düşmüş. Allah'ım ya Rabbim ya. Şuna hava topları çalıştırayım da. Fena olmayan bir performans gösteriyor diyor. Beni çıldırtacak herhalde bu ya. Beni çıldırtacak. Karakterini değiştiremedik çocuğun. 11 milyon euroyu çöpe attım yemin ediyorum. Vallahi çöpe attık. Diğer kariyerlerde çok kolay değişiyor gibiydi karakterler. Hani oha vizyon 17 olmuş teknik 16 olmuş coştu maşallah. Diğer kariyerlerde çok kolay değişince ben de yani ne bileyim bunda da 3-4 ayda değişir nasılsa dedim. Değişmedi. Bir daha azim sizlerden uzak durmak lazım. Hiç yani karakter marakter. Değişimin değisi bile yok. En azından dengeli mengeli olsa yetecek. Yalnız Navarro çok iyi. Antonya Bandera söylelim. Hazır değilim dedi. Tamam, geç. Lernega'yı övelim. İlk defa gördüm adını herhalde. Mora iyi gidiyor. Bakayım. Lernega da biraz düşüşle başlamıştı ama sonradan toparladı. Tamam. Nico Williams'ı yeni yeni görmeye başladım. Güzel. Kepayı görelim. Merino'yu buraya attım, Olabi'yi buraya attım. Sabit sıkıntısı yaşıyoruz. Evet Diyez'i oynatacağız galiba. Oynasın. Gil. Larinaga iyi durumda mı? Larinaga cezalı. Sakat sakat. 99'da. Forvet'i Niko'yu koymuş. Serrano'yu koymuş. Tamam. Şuraya bir tane daha rejenerasyon ekleyelim. Buraya taktik ekleyeceğiz. Ondan sonra da Barcelona maçı var. Yine inanılmaz bir bölüm olacak. Ya Barcelona bir bir berabere kaldı. Barcelona bitti beyler. Yemin ediyorum size Barcelona bitti. Tabi biz buradan 3 puan alırsak. Şurada biraz daha rotasyon ağırlıklı oynayayım, oynayayım diyordum ama. Şuraya da bir rejenerasyon koyalım. Evet. Oyuncuların çoğu yorgun gibi. 95 90 defans hattı fena değil. Oros fena değil. Acaba rotasyonla çıksak çok mu riskli olur? Yani Fiorentina maçını kazanmam lazım. Olabilir değil de. Herrando Nunez değişikliği yapayım. Nunez'in sarı kartı var. Şey maçında ceza yerse kötü olur Barcelona maçında. Herando neredesin? Sanchez Pardo, Oyar Oyarzun yerine bir de şey koyabilirim. Ramon nerede? Hiçbir şey göremiyorum ki. Jose Ramon 92'deymiş ya. Navarro 98'de. Hazır mı acaba? Ama o da B takımında oynuyor. Oynasın B takımında. Tempoyu bozmayayım durduk yere. Bir de o alırım biraz yedekten. Şey Gomez nerede? Gomez oynuyor. Tamam sağ kanat yedek Evet şöyle bir gidelim bakalım full rotasyon oynayarak bence önemli bir risk aldık ama hadi bakalım. Kendinizi kanıtlayın diyorum mecbur rotasyon kadrosunda kullanmamız lazım. Alvarez kale vuruşunu kullandı. Sanchez sağ taraftan ilerledi. Döndü merkeze. James. Haviros Sol tarafa verdi pasını. Hernani. içeri doğru kat etti. Hernani çevirdi. Çok tehlikeli geldiler. Sanchez uzaklaştırdı şimdi. Biraz daha istekli oynayın dedim. Tempoyu yükselttim. Bir tık daha kenara çektim. Oyarzun. Merkeze doğru döndü Parda da top. Herando. Cordoba. Ver sol taraftan kaçtı güzel. Christian güzel bir orta gelirse gol gelebilir. Cordoba. Şimdi Sanchet'te top. Pardo. Tekrar Sanchet. Çok geriye döndük. Tek top. Güzel. Cordoba. Tekrar Christian'a bıraktı. Ortan bir orta deneyebilirsin. Uzun bir top sançetten sağ tarafa çok güzel. Başarılı. Inigo. Çevirdi arka direk Cordoba üstten dışarı çıktı. Biraz daha iyice kenarlara doğru açılsak iyi olacak gibi. Oyun biraz sanki fazla sıkışıyor. Topu kanatlara yollayın dedim. Evet. Kötü bir performans. Öbür sarık gören kim? Gomez. Şey, Chris için gördü galiba. Yürekli oynayın diyorum ve ikinci yarı başladı. Biraz da artık hücum ağırlıklı oynayacağım. Bu maçı kazanmamız şart. Evet çift forvete döneceğim. O zaten takıma pek katkı göstermesi mümkün değil. Çalışkan forvet diyelim. Sanchez taç atışını kullandı. Navarro. Fernandez. Navarro geriye döndü şimdi. Monte de top. Uzun bir faz. Başarılı değil. Pardo. Uzun oynadı. O da tekrar hediye etti. Al onu. Allah'ım neler oluyor. Boza. Birebir de kaldı. Kalecinin kucağına çok güzel bıraktı Boza. İnyaki gel. Bu işi yine çözsen çözsen sen çözersin. O düz ola gel. Sağ taraftan yardırıyoruz. Yüklenme zamanı geldi mi? Köşe vuruşu kullanıldı. Inigo'dan harika bir gol. Hayata döndüren gol. Oh be. Ne varsa yine Inigo'da var. Şey Inaki de var. Williams'tan harika bir kafa. Yine kafasıyla kurtardı bizi görüyor musun? Evet son 10 dakika biraz daha pozitife dönüp zamanı oynayıp kısa paslara geçeceğim. Çok da fazla şansımı zorlamak istemiyorum. Christian taç kullandığı kullandı. Asi Cordoba. Tekrar Christian uzun bir top Pardo'ya isabetli. Pardo'dan San Jose'ye. Christian. Tekrar Pardo'da top. Kaptırdı aldı. Boza. Williams'ı gördü tekrar. Williams sağ taraftan ilerliyor. Merkeze döndü Pardo. O da şimdi eyvah. Pardo yaktın bizi Pardo. Pardo yaktın bizi. Offside mi? Offside. Valla Pardo bizi bitiriyordu ha. Alvarez. Uzun bir top. Şimdi Cordoba'da kaldı. Sanchez. San Jose. Christian sol taraftan aldı ilerliyor. Christian içeri doğru çevir çevirdi. Çok geriye düştü top. Neredeyse orta sahaya kadar gitti yani. Odrizola. Güzel kesti Cordoba. Biraz üstten gitti. Eyvah yedik. Şunları bir merkeze çekeyim ya. James içeri doğru kesti. Herando uzaklaştırdı. Sanchez de top şimdi. Vur gitsin. Bravo. Bir şey demiyorum artık. Ve maç sona erdi. 3 puanı zor da olsa aldık. Bir şey demeyeceğim. Evet Barcelona'dan bir puan kaybı daha. Sırada Fiorentina maçımız var. Bakalım Fiorentina maçı nasıl geçecek? Ondan sonra da Barcelona deplasmanı. Beşli savunma oynayayım mı? Bayağı iyi randıman aldık çünkü. Bu sefer klasik 4 1 2 hatta 4-1-4-1 oynayacağım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şimdi as oyuncularımızı dinlendirdiğimize göre Fiorentina amacıyla yolumuza devam edebiliriz. Uuu Arieta 5 gol atmış ya. Bunun artık gollerine bakmıyorum ya. Düşüşte Allah'ım yarabbim. Sebep? Başka bir şey çalıştıralım top kontrolünü geliştiriz. Bu niye otomatik? Allah Allah. Williams 10 lig golüne ulaştığı için 200 bin euroluk bonusu aldı. Helal ettik. Evet kanatlardan oynayacağız. Yani. Üçlü ofansif ortası hali oynuyorlar. Defansı şey yapacağım. Mümkün olduğunca daraltacağım. Real Madrid 2-1 kazandı. Valencia 3-0. Sevilla 4-2-1-0. Evet. Yine puan kaybettik. Birinciliği alamayacağız gibi gözüküyor. 90 dakika oynamış güzel. Şöyle asistana göndereceğim. Hemen şöyle kadromuzu bir ayarlayalım. Tamam. Herando biraz Herando'yu çıkartacaktım ben onu <laughs> unuttum. Tabi orada golü molü bu bulamayınca. Neyse artık Cordoba şey San Jose'yi sokarız. Diğer çocukların hepsi iyi durumda. Moncayola. 22 yaşında defansif orta saha. Yine iki rejenerasyonlu devam edeceğim. Hadi şu maçı bir geçelim de. Bundan sonra tekrar bakarız. Olabiyi buraya attım. Pareda'yı buraya attım. O olayı oynatıyorum. Inigo yine burada dursun. Ne olur ne olmaz. Evet. Kendi evimizdeyiz. Haydi aslanlarım kendinizi kanıtlayın. Gol yersek sıkıntı büyük. İyice kenarlara doğru ineceğim. Ama defansı da mümkün olduğunca daraltacağım. Köşe vuruşunu kullanan Aymar. Var mı vuran? Bir an girdi sandım. Yaratıcı oynayın diyorum. Taş kullanan Odrizola. Aymar. Odrizola. Tekrar Aymar'da top. Nunes. Verdi pasını Dani Garcia'ya. Dani Garcia'dan Aymar'a. Aymar'dan Williams'a. Williams içeri Williams doğru güzel gitti. Hadi be. %69'lardayız. Hücuma çıkıp Tempo yapmamız lazım. Bir an önce golü bulmak istiyorum. Bitez Zeramon Tedirgin. Biraz daha çizgiyemeden ortalar yapabilirsiniz. Valde bir sarı kart gördü. Evet. Kötü bir performans beyler. yürekli oynayın diyorum ve ikinci yarıya başladık. Başka neler değişti? Kanatlardan gidelim ya. Evet kilidi açamayacağız gibi gözüküyor. Biraz da tempo iyice yükseltelim. Williams yoruldu. Bir de Jose Ramon'u çıkartacağım. kaleyi gördüğünde vur diyorum. Taç atışını kullanan Udruzola. Asi. Verdi pasını Aymara. Gomez. Asi. Açı dar. Uf. Hayata döndüren gol geldi Asi'den. Şu maçı alın helal ettim aslanım yeni maaşını. Evet beraberliği kurtardık. Şimdi ikinci gole ihtiyacımız var bir üst tur için. Aymar, Gomez, Verda Rafasına Asiye. Asiden çok güzel bir vuruş. İleri çıkın. Çık çık çık. Taç atışını kullanan Odrizola. Asi. Nefis bir topuk bası Asi coştu bugün. Verdi ara pasını Odrizola'ya. Odrizola içeri doğru girdi. Önü boş. Bir tane de ben vurayım dedi ama. Eyvah. Montiel. Hayır. Bitti. Rugani'nin golüyle umutlarımız bitti. İki gole daha ihtiyacımız var. Kötü elendik ya. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Drogowski. Kale vuruşunu kullandı. Şimdi balde de top. Geri döndü Simona. Simon'dan Nunez'e. Nunez'den Garcia'ya. Garcia'dan uzun bir top. Boza. Üstten dışarı çıktı. Evet. Takım ligde gayet iyi gidiyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesine de pek hazır değiliz açıkçası. Vur ona. Olucizola taç atışını kullandı Asi. Olucizola. Merkeze girdi Aymar. Artık yani bilmiyorum. Son dakikalarda iki gol bulursak. Kalecinin üstüne nişanladı Asi. Dakikalar bitmek bilmiyor. Taş atışını kullanan Odrizola. Gomez. Geriye doğru döndü Simon da top. Simon'dan Herando'ya. Tekrar Simon'da. Şu an oyun niye maç niye bitmiyor anlamış değilim. Evet. Tam dönüyoruz derken kafa golüyle yıkıldık. Ama Şampiyonlar Ligi için bu sene o sene değil ya. Yani. Yine de gruptan çıkmanın mutluluğu var. Hozelamo mesela hiç varlık gösteremedi. Boza varlık gösteremedi. Bunların tabi bu sezon aldıkları tecrübe çok önemli olacak onlar için. Gelecek sezondan itibaren... ...meyvelerini toplamaya başlayacağız. Bal de iyi durumda değil. Ander. Yani. Bu turu da çıkabilirdik aslında. Çıkmalıydık da. Ama son turumuz olacağı kesindi. Yine bir 10 milyon euromuzu aldık en azından. Şimdi... Ya çocuklar da daha fazla top tekniği falan istiyordu artık. Yani top dağıtımı, geçiş oyunu falan çalıştırayım hiç şey yapamaz oldular. Şuraya savunma yapısı diyelim de antrenman yapamaz oldular yoğunluktan çocuklar da haklı. Yani niye düşüyoruz, düşüyor diyoruz ama. Evet, Rafinha, Messi, Dembele ceza sahası dışından klasik 4-1-2-3. Maçın son 15 dakikası. Bu sefer klasik 4-1-2-3 oynayacağım. Yenilecekse de 4-1-2-3 yenile. Bence ligi odaklanmamız da iyi oldu. Tempoyu biraz düşürdü. Şu sene bir ligi alalım da. Gelecek sezon artık Şampiyonlar Ligi'ne falan bakacağız. Oroz'a yeni sözleşme önerdi. O daha yeni önerdik. O Oroz 4 yıldız olmuş. Aslan ne ara 4 yıldız oldun ya? 20 milyon euro da değeri olmuş. Dribbling'in 14 yapmış. Maşallah. Güç 11. Evet. Maestro'muz doğdu. Geçen sene bu dönemlerde iki buçuk yıldız filandı. Demek ki ilk 11 oynattığın zaman bir senede oyuncu bambaşka bir hale 4 yıldızlık seviyeye çıkabiliyor. Tabi Oroz çalışmayı hiç bırakmadı ya. Hep ilk üçteydi. Güzel. O Düzolo ile Williams arasındaki bağ da kuruldu. Biraz geç olsa da. Eyvah. 4-1-2-3 oynayacağız. O yarzın yok. Herando Nunes. Tamam, tamam. Şuraya kimi koyacağız? Sanchez kurtarır mı? İki yönü ortası sağ oynarım diyor. Oynasın bakalım. Olavi'yi koyamayız. Christian'ı koyabiliriz. Ben pek 4-1-2-3'e döneceğimizi zannetmiyorum. Şu fazla ya. İkisini birden koymamıza gerek yok. Evet Sancet de iyi gelişiyor. Fena değil. Farklı bir oyuncu. Savunmaya yönelik desen tam değil. Hücuma yönelik desen tam değil. Diyez yine azimsizlik konusunda çığır açıyor. Allah'ım yarabbim. Bunu da tecrübe edinmiş olduk. Mentörlüğe çok da fazla güvenmemek lazımmış. Navarro'yu bir övmen farz oldu artık. Üzerinden geçmeye hazır değilim dedi. Ander çalışıyorsun ama niye düşüyorsun anlamadım. Herrando'yu dövelim. Seni övmüştüm. Vasco'yu öveceğim. Vasquez ne yaptın? Uzun zamandır bakmıyorum profiline. Valla fiziksel elle tutulur hale geldi. Dribbling falan o kadar değil ama. Ramos güzel şeyler yapıyor. Zaten zihinsel de fena değil. Gelecek sezon artık bunları yedek olarak belki kullanmaya başlayacağız ama. Sanki bir sezon daha B takımında pisseler iyi olacak. Hele bu sezon ikinci lige çıkarlarsa çok daha güzel olur. şuna bir bakmam lazım. Ramos'u sol tarafa alacağım. Alvarez'i çıkartacağım. Hmm, Merino burada. Tamam bu üçlü olur bak. Bu üçlü fena değil. Herando iyi yönde gelişmeye devam ediyor. Hadi bakalım. Şimdiden iyi bir stoper oldu. Barcelona tarihinin en ağır sezonlarından birini geçiriyor. Beşinci sırada. Tabi yine maç eksikleri vardır ama Evet. Şampiyonlar Ligi'nde elenmiş bir Bilbao var. 10 milyon euromuzu cebimize attık ama bir üst tura çıkabilmek bile zaten uzun zaman aradan sonra iyi bir başarıydı. Oyuncularımız iyi bir tecrübe kazandılar. Gelecek sezondan itibaren daha güzel bir şeyler yapacağımızı tahmin ediyorum. rahatlamış göründü. Kale'yi gördüğünde de vur diyeyim. Hadi bakalım. birebir şey yapacağımız kim var? Beyliğe sıkı markaj yapma diyor. Kafa yedin herhalde. Azimle oynayın diyorum. Maç başladı. Simon. Kısa başladı top Nunez'de. Herando. Dani Garcia. Sol tarafa doğru uzun bir top. Balde ile hızlı çıkıyoruz. Balde birkaç maçtır yine yoktu. Gelişimi de zayıfladı gibi içinden geçe geçe gitti. Ama şu dağlara taşlara. Taç atışını kullanan Roberto. Rafina. Moriba. O çok fena çaktı ya. Tamamıyla bireysel yetenek çok fena çaktı. Simon'un da tabi hatası var. Şunu kaldırayım biraz daha çizgi inmeden ortalar yapalım. Herando verdi pasını Balde'ye. Balde'den tekrar Herando'ya. Simon, Nunes, Odrizola. Sağ taraftan ilerledi Odrizola. Güzel gidiyor. Verdi pasını Aymar'a. Aymar'dan Odrizola'ya çevir içeri. Çevir bir daha. Boza vuramadı. Arka direkte bize kalır mı diyecek mi? Bas ona ya. Ander çok fazla hata yaptı diyor. Ander'le Balde'nin performansı çok fazla düştü. Sağ tarafımız iyi ama sol taraf biraz tökezlemeye başlayınca hücumda zayıfladık. Fatih sıfıra indi. Birader bu ne Allah aşkına? O ona o ona bir tane daha yediniz. Yok abi bunları önde basacağız. Başka çaresi yok. Valla iki tane ne olduğunu anlamadım. Golle 2-0 geriye düştük. Evet Ander ve Sanchez hataya yatkın gibi gözüküyorlar. Moribo. De Jong. Aymar. Ander uzun oynadı. Şimdi Boza'ya güzel bir pas oldu. Boza birebir de kaldı. Boza harika bitirdi. Bizim için bir umut ateşi olabilir mi acaba? Yürekli oynayın. 2-2 bitirebilirsek çok güzel olur. Ander orada çok güzel gelişine vurdu. Boza birebir dağıldı sürdü. İki stoper de yetişemedi ona. Affetmedi de zaten. Veili kaptırdı. Williams o da tekrar kaptırdı. Uzun bir top denemesi başarılı Moribo. Fatih aldı. Fatih birebir de kaldı. Direğe çarptı. Ya abi. iyice boşlamış gibi oynuyorsunuz ha. Hadi şu Fatih tutmasak filan diyecektim ama. Tutun yani bir zahmet. Roberto. Uzun bir top Fatih'e. Rafina. Bailey merkezden aldı gitti. Şimdi Roberto'da top. Moriba da tekrar. Uzun bir top denemesi. Kukurella çok iyi indirdi. Odizola. Nunes. Trinko, Collado, Moriba, Trinko da top tekrar, Roberto, içeri doğru çevirdi, üstten dışarı çıktı top. Şimdi de market diyor Bailey. Maç başında marke etme diyordu. Pardo çok güzel aldı. İyi ilerledi Pardo. Ne yapacak? Kötü bir şutla top dışarı çıktı. Evet. Ander kötü oynuyordu ama Kordoba'dan da çok umudum olmadığı için Ander'le oynamaya devam ettim. Valla lig konusunda <laughs> komple burası 60 oldu. 12 puan var ya. 2 maçta tabii 66 6 puana ine inebilir. Büyük taktiksel hatalar. Evet. Bu balde yeni sözleşme önermeden herhalde bundan biz performans alamayacağız. Belli oldu. Yeni sözleşme yeni sözleşme diye Evet. Niye iki yıl yapabiliyoruz sözleşmeyi onu da anlamış değilim ama. Daha fazlasını yaptırmıyor neyse. Evet, Barcelona maçında mağlubiyetle tanışmamız şaşırtıcı değil. Belki Fiorentina maçını kazanmalıydık. Ama işte yani bilemiyorum ki. Bir taraftan çocuklar o kadar çok şey yaptı ki Fiorentina maçını kazanmalıydık diyorum. Öbür taraftan takımda çok fazla genç oyuncu var. Yani Şampiyonlar Ligi mentalitesi farklıdır ki zaten e, bu sene bizim için önemli olan Şampiyonlar Ligi değil. Bu seneyi artık şampiyon olarak kapatmak istiyorum eğer mümkünse. Ligde çünkü çok iyi gidiyoruz. Bu sene şampiyon olabilirsek gelecek sezona kadar oyuncularımızı çok iyi geliştirebilirsek gelecek sezondan itibaren artık Şampiyonlar Ligi takımını evrilmeye başlayabiliriz. Çünkü bu sezon artık B takımında yedek oyuncular Vasquez, Masquez de iyice pişmiş olacağı için yani B takımındaki oyuncuların bir kısmını az takıma yedek olarak artık alabileceğim. Güzel. Şu Olavi yi de yine golünü atmış. Bravo Hasan'a. Kararlılık yine düşüyor Allah'ım ya Rabbi. Merino fena değil. Keke gelişiyor. Fason altı olmuş. Antonio gelişiyor. Bari da gelişmeye devam ediyor. Arieta Karışık. Şu an 19 yaş altında çılgın at durumdayız. Ama işte Avrupa'da da bir şey yapamadık 19 yaş altında. B takımında o 23 yaş altı Uluslar Ligi'ne bu sezon katılmadı nedense. Geçen seneki kötü performanstan dolayı olabilir. Güzel. 2-0 kazanmışız. Şuraya artık bir tiki taka bir de taktiksel koyalım. Güzel. Valide iyi yönde gelişmeye devam olan sözleşme teklifini alınca nasıl coştun? Orta son 3 olmuş. Yemin ediyorum sen yok musun sen. Balde biraz daha geliştiği zaman bu sene değil ama gelecek sezon çok güzel işler yapacağız. Şeye bir baksa mıydık? Evet. Cordoba'nın şutları artık zaaf değil. Pas diyelim. Nunez'in hava topları artık zaaf değil. Pasını belki biraz daha geliştirebilir. Herrando'nun çeviklik ve dengesi artık zaaf değil. Markacı gelişiyor. Güzel. Son maçın Karbonel'in golüne bir baksaydık. Diaz de şakamaka gol atmış da. Diyez hava toplarını 14'e düşürdüğünden beri Diyez'den olan umudumuz yok olmaya başladı. Karbonel. Ramos almış. Orada bir karışıklık. Boş kaleye. Güzel. Devam. Real Madrid gücünü gösteremedi görüyor musun? Çok inanılmaz şeyler oluyor ligde. Biz yine bayağı iyi gittik ya. İlla bir yerde mağlubiyet alacaktık. Onu da Barcelona deplasmanında almamız iyi oldu. Bundan sonraki maçlarda puan kaybetmeyelim yeter. Boza yedeklerde. Aymar'ın gelişimi güzel. Bozanın gelişimi güzel. Navarro'nun gelişimi güzel. Valverde o kadroya almadı. Tabi 6 ayını boş geçirmiş 7, 7 maç bir gol bir asist. Bu sene pek değil de gelecek sezondan itibaren artık verim alırız. Takım çalışması diyelim. Fernando hastalandı. Doktora. Allah'ım sen bizi nazarlardan koru ya Rabbim. Juventus 4-0 yendi. Liverpool 1-0 yendi. Real Madrid ve Barcelona çöküşte. Biz Şampiyonlar Ligi'nden şimdilik uzaklaştık. Balde'ye yeni sözleşmeyi verdik. Yeni sözleşmeyi almadan pek çalışmayacak gibiydi. Şimdiden 10 milyon euro değeri var. 26 maçta 3 gol, 3 asist. Daha fazlasını da yapabilirdi ama son zamanlarda biraz düşüşe geçti. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Aleda'yı buraya koyalım. Alonso. Karbonel. Gel bakalım. Biraz Navarro da dinlensin. Evet kadro bu. Aman diyeyim ha. Jardim. yardım sen bize lazımsın ya 141 sana biraz da prim vereyim Evet. Jardim'le bir nikah tazeleyeceğiz. Nunes bireysel antrenmanı beğenmedi. Defansif pozisyon alma çalıştırayım o zaman. Boza. Boza harika gelişiyor. Hücum organizasyonları diyeceğim. Biraz zihinselini geliştirmeli. Pardon hapşurdum. E, Odrizola. Yani Odrizola'nın da bir eksiği gediği kalmadı. Bir tek gücü biraz zayıf gibi. Gücünü geliştirsin. Asiden sevindirici bir gelişim. Zaman zaman ihtiyacımız olduğunda güzel işler yapıyor. Maksimum 3,5 yıldız olur dedi. Peki. Oyarzun'u ve Gomez'i eleştireceğim. Merino ilk defa haftanın en çalışkan ismi oldu. Ander ikinci sırada. Navarro üçüncü sırada. Evet güzel gelişiyor. Vasco'yu övelim. Bir de Vivian'ı övelim. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.